Limit x 3'e giderken fx eksi f3 bölü x eksi 3. Şimdi burada arkadaşlar x yerine 3 verecek olursak burası f3 eksi f3. Aşağıdan da 3 eksi 3 geldi ve 0 bölü 0 belirsizliğinin geldiğini görüyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği bizi türevi düşünmeye sevk etmesi gerekiyor. Yani burada bir türev almamız gerekiyor. Nasıl alacağız arkadaşlar? Burada yukarının ayrı, aşağının ayrı, ayrı türevini alırsak neyin türevini almamızı istediğini görebiliriz aslında. Yani şunu demek istiyorum. Yukarının türevini aldığımızdan f'in türevinde x geldi. F3'ün türevi x'e bağlı olmadığı için zaten bunun türevi kalmadı, 0 oldu. Aşağıda x'in türevi 1 oldu. -3'ün türevi 0 olduğu için yani burası f'in türevinde x anlamına geliyor. X yerine de 3 yazmamızı istediği için o zaman bizden istediği şey f'in türevinde 3'tür. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Limit h 0'a giderken fx artı h eksi fx bölü h ifadesinin eşiti. Şimdi biz h yerine 0 verecek olursak arkadaşlar buradan fx artı 0 eksi fx bölü 0. Yani bura yukarısı ne oldu? Fx eksi fx bölü 0. Bu da ne demektir? 0 bölü 0 demektir arkadaşlar. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliğini gördük. Aklımız direkt türeve gitti. Şimdi neye göre türev alacağız ama? Burada h'a göre, h 0'a gittiğine göre, bize h cinsinden istediğine göre h'a göre bir türev almamız gerekiyor. Şimdi h'a göre türev aldığımızda yukarıda ayrı, aşağıda ayrı türev alacağız. Pay kısmının türevini alacak olursak f'in türevinde x artı h geldi çarpı h'ın türevi yani 1. fx'in türevi ise h'a göre türev aldığımız için bunun türevi 0 olarak gelir. Bölü diyorum arkadaşlar. Aşağıda da h var. H'ın türevi ne geldi? 1 gelmiş oldu. Yani burası aslında f'in türevinde x artı h demektir. H yerine de 0 yazmamızı istiyor. Dolayısıyla burası aslında f'in türevinde x. Bizden istediği şey bu. Cevabımız Adana seçeneğidir. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu fx eşittir x kare eksi 3 x eksi 1 olarak veriliyor. Buna göre demiş limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2. Şimdi ben burada x yerine direkt 2 yazsam yukarısı f2 eksi f2 aşağısı da 2 eksi 2 gelir. Yani 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Şimdi direkt aklım türeve gitti 0 bölü 0 belirsizliğini görünce. Yukarının türevini alacak olursak fx'in türevi f'in türevinde x demektir. F2'de zaten x bulunmadığı için x'e göre türev aldığımızda burası gitti. Payda kısmına bakıyorum. X'in türevi 1'dir. Eksi 2'nin türevi x'e göre 0 aldığımız için 0 olarak gelmiş oldu. Yani bize sorduğu şey f'in türevinde x. Hatta x yerine de 2 yaz diyor. Dolayısıyla bize sorduğu şey f'in türevinde 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi bunu gidelim. Şurada yerine yazalım. F'in türevinde x'i bulalım önce. F'in türevinde x ne demektir? 2x eksi 3 demektir. Burada da x yerine 2 yazdığımızda arkadaşlar f'in türevinde 2 eşittir 2 çarpı 2 eksi 3'ten geliyor. Bu da 4 eksi 3'ten 1 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu fx eşittir 2x küp artı 6x kare eksi 4 olarak veriliyor. Buna göre demiş aşağıda bir limit vermiş, bu limitin değeri kaçtır? Burada şimdi h yerine 0 vermemizi istiyor arkadaşlar. Verdiğimizde burası fx eksi fx bölü 0 olarak gelecektir. Yani aslında 0 bölü 0 belirsizliği. Bu durumda direkt hem pay kısmında hem de payda kısmında ayrı ayrı türev alacak olursak bakalım ne geliyor. Yukarıda h'a göre türev alıyorum. F'in türevinde x artı h oldu. Çarpı h'ın türevi 1'dir. Eksi fx. Şimdi biz burada h'a göre türev aldığımız için buradaki türev 0 olmuş olur. Aşağıda ise h vardı. H'ın türevi de 1 geldi. Yani burası aslında f'in türevinde x artı h demektir. H yerine 0 yazmamızı istiyordu. Dolayısıyla bizden istediği şey aslında f'in türevinde x'tir arkadaşlar. Şimdi yukarıya gidelim. Burada bir türev alalım biz. F'in türevinde x'i bulalım. Bizden istediği şey buydu çünkü. 3 aşağı indiğinde 2 çarpı 3 oldu burası. X'in üzerinde kare geldi. Artı burada da 2 aşağı iniyor. 6 çarpı 2 çarpı x üzeri 1 şeklinde gelmiş oluyor. Türev alınca da eksi 4 kayboluyor zaten burada. 2 çarpı 3'ten 6x kare geldi. Artı 12x geldi. Hangisinde var? Denizli'de var. Cevabımız budur. Fx eşittir eksi 3x olduğuna göre demiş. Şöyle bir limit vermiş. Burada h yerine 0 yazmamızı istiyor. Gidelim yazalım hemen.
F içerisinde 2 çarpı 0 eksi 1'den burası şöyle geldi. Eksi. F içerisinde burası da yine 0 eksi 1 şeklinde gelmiş oldu. Bölü diyorum. Aşağıdan da 3 çarpı 0 geldi. Yukarısı f eksi 1 eksi f eksi 1 bölü aşağısı da 0. Yani buradan 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Şimdi burada hem pay kısmında hem de payda kısmında kendi arasında türev alacak olursam. Payda da işte pay kısmında türev alacak olursak arkadaşlar h'a göre türev alıyoruz burada. F'in türevinde 2h eksi 1 geldi. Çarpı diyorum içerinin türevi. Burada 2h'ın türevinden ne geldi? 2 gelmiş oldu. Bunu da çarpım olarak yazdık. Eksi diyorum fh eksi 1'i yazdım. Bir de h'ın türevi yani 1'i yazdım. Bölü diyorum arkadaşlar. Payda kısmının da kendi içerisinde türevini alıyoruz. 3h'ın türevini aldığımızda 3 gelmiş oldu. Şimdi h yerine 0 yazacak olursak. Burada f'in türevinde 2 çarpı 0, 0, 0 eksi 1'den eksi 1 geldi. Çarpı 2. Eksi. Burada da yine f'in türevinde 0 eksi 1'den eksi 1 geldi. Çarpı 1'den zaten 1 gelmiş oldu. Bölü 3. 2 tane f'in türevinde eksi 1 burada var. Bir tane de f'in türevinde eksi 1 burada var. Bunları birbirinden çıkarmamızı istiyor. Yani 2 taneden bir tanesini çıkardığımızda bir tane f'in türevinde eksi 1 gelir arkadaşlar. Bölü 3. Şimdi bizim f'in türevinde eksi 1'i bulmamız lazım. Fx'i eksi 3x olarak vermişti bize. Bunun türevini alacak olursak f'in türevinde x eşittir eksi 3 olarak gelir. Şimdi biz burada f'in türevinde eksi 1'i yazdığımızda da zaten x'li bir ifade yok. Sabit bir fonksiyon haline geldi burası. Yine eksi 3 olacaktır. Yani yukarısı eksi 3 geldi. Aşağısı da 3. Eksi 3 bölü 3'ten cevabımız eksi 1 yani Bursa seçeneği. Fx eşittir x kare eksi 4 ax artı b olduğuna göre limit x 8'e giderken fx eksi f8 bölü 8 eksi x eşittir 4'müş arkadaşlar. Ben burada şimdi x yerine 8 yazacak olursam burası f8 eksi f8 bölü 8 eksi 8 olarak geliyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bu demek ki belirsizlikten kurtulmuş ki sonucu 4 çıkmış. Belirsizlikten kurtarmak için hem pay kısmını hem de payda kısmını ayrı ayrı türevini alacağım. X'e göre türev. Şimdi burada pay kısmındaki türeve baktığımızda f'in türevinde x geliyor arkadaşlar. F8'in türevi 0'dır çünkü x'li bir ifade yok. Bölü diyorum aşağıda eksi x var. Eksi x'in türevi de eksi 1'dir. Bunu da yazdık. X yerine 8 yazmamızı istiyordu. Dolayısıyla şuradaki eksi de başa geçecek olursa eksi f'in türevinde 8 olarak geldi. Yani bize aslında sorduğu şey budur. Daha doğrusu söylediği şey bu. Sorduğu şey değil. Bunun cevabını bize vermiş. Neymiş arkadaşlar bunun cevabı? 4'müş. Hatta şöyle yapalım. Eksiyi iki tarafı eksiye iki tarafı eksiyle çarpacak olursam f'in türevinde 8 eşittir eksi 4 olarak gelecektir. Biz şimdi gidelim yukarıda verilen fonksiyonla f'in türevinde 8'i bulmaya çalışalım. Fx'i vermişti bize. F'in türevinde x'i bulalım oradan. Ne gelecektir? 2x eksi 4a olarak gelecektir türevi. Şimdi burada x yerine 8 yazacak olursak f'in türevinde 8'i yazıyorum. Burası 2 çarpı 8 eksi 4a olarak gelir. Bu da 16 eksi 4a. Bunun neye eşit olduğunu söylemiş? Eksi 4'e eşit olduğunu söylemiş. Hemen yazıyorum o zaman. 16 eksi 4a eşitmiş eksi 4'e. Eksi 4a'yı diğer tarafa attım. Artı 4a olarak geçti. Eksi 4'ü sol tarafa attım. Artı 4. 16 da burada var. 20 oldu. İki tarafı 4'e bölecek olursak a'nın 5 geleceğini söyleyebiliriz. Bize de zaten bunu sormuştu. Cevabımız Ceyhan. Burada bize f'in türevinde x'i vermiş arkadaşlar. Aşağıda da bir limit vermiş. Limitin sonucunu vermiş. A değerini soruyor. Ben şimdi burada h yerine 0 yazacak olursam burası f2 eksi f2 bölü 0 olarak gelecektir. Bu da zaten 0 bölü 0 belirsizliği olur. Burada şimdi h'a göre türev alalım o zaman. Hem pay kısmının hem de payda kısmının ayrı ayrı türevini alacağım. Yukarıda h'a göre türev aldığımda f'in türevinde 2 artı h çarpı h'ın türevi yani 1. Eksi f2'nin türevi yani 0. Onu yazmama gerek yok. Bölü diyorum aşağıda da h'ın türevini aldığımda 1 olarak gelmiş oldu. Şimdi bunun cevabını 12 olarak vermiş bize. Yani f'in türevinde 2 artı h eşittir 12'ymiş arkadaşlar. Şimdi yukarıda bu arada h yerine de ne yazmamızı istemiş? 0 yazmamızı istemiş. Yani şöyle diyelim biz f'in türevinde 2 eşittir 12'dir aslında. Bunu söyleyebiliriz. Daha sonra yukarıda f'in türevinde x'i vermiş bize. Burada gidelim x yerine 2 yazalım. Diyor ki sonuç 12 gelecek diyor. Hemen gidelim yazalım bunu. F'in türevinde 2 eşittir. X yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4, 4a gelmiş oldu. Eksi
2 çarpı 6'dan 12 geldi, artı 4. Bunun sonucunun 12 olduğunu söylemiş bize. Şimdi eksi 12 artı 4'ten eksi 8 gelir. 4a eksi 8 eşittir 12. Eksi 8'i diğer tarafa atsak artı 8 olarak geçer. Burası 12 artı 8'den 20 gelir. İki tarafı 4'e bölecek olursam a eşittir 5 olarak gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Bir fx parçalı fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Demiş ki x eşittir 2 apsisli noktasında türevli olduğuna göre a kaçtır? Şimdi türevli ise bu fonksiyon kesinlikle hem limiti vardır hem de süreklidir diyebiliriz. Limiti var ve sürekli. Zaten bunlar sağlanmadığında biz bunun türevli olduğunu söyleyemiyorduk. O zaman diyorum ki limitin olması için sağdan yaklaşırken ve soldan yaklaşırken birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Sağdan yaklaştığımızda yani x 2'den büyük olduğunda 4x artı a'yı kullanacakmışız. X yerine 2 yazdığımızda orada 4 çarpı 2 artı a olarak geliyor. Bir de soldan yaklaşalım. X 2'den küçük olduğunda da x kare eksi 12'yi kullanacakmışız. X yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4 eksi 12 olarak gelmiş oldu. Yani burası 8 artı a eşittir eksi 8 oldu. 8'i diğer tarafa atarsam eksi 8, eksi 8 de burada var. Eksi 16 geldi. A'yı sormuştu bize. Cevabımız Bursa. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fx fonksiyonu ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi demiş ki birincide türevli olmadığı noktaların apsisleri toplamı a'dır demiş. Şimdi türevli olması için bir defa limitinin olması gerekiyordu. Aynı zamanda sürekli olması gerekiyordu ve keskin geçişler olmaması gerekiyordu. Yumuşak geçişler olacaktı. Şimdi baktığımızda arkadaşlar eksi 2 noktasından limitin olmadığını görüyoruz değil mi? Soldan ve sağdan yaklaştığımızda bizi farklı farklı yerlere götürüyor. O zaman aradığımız noktalardan birisi eksi 2'dir. Şimdi bir noktasına baktığımızda ise bir noktasının da sürekli olmadığını görüyoruz. Limiti var ama sağdan soldan yaklaşıyoruz mesela şöyle. Buradan bizi aynı yere doğru götürüyor. Tamam limiti var ama sürekli mi? Sürekli değil. O zaman burada da türevi yoktur diyebiliriz. Ve aynı zamanda şu eksi 4 noktasına baktığımızda keskin bir geçiş görüyoruz arkadaşlar. Şöyle dik bir şekilde geliyor sonra dönüyor. Bu keskin geçişlerde türev olmadığını söylüyorduk. Dolayısıyla eksi 4'ü de almayız. Bunların toplamına a demiş arkadaşlar. Bunları topladığımızda a ne geliyor? Eksi 4 eksi 2 daha eksi 6 artı 1'den eksi 5 gelmiş oluyor. A eşittir eksi 5. Şimdi sürekli olmadığı noktaların apsisleri toplamı demiş. Sürekli olmaması demek ne anlama geliyor? Türevin olmadığı yerler mesela sürekli değildir. Aynı zamanda bir de o noktadaki değerin olması gerekiyordu. Mesela eksi 2 noktasında biz limitinin olmadığını söyleyebiliriz. Eğer limiti yoksa buradan sürekli değildir. O zaman diyorum ki buradaki eksi 2 noktasını alırım ben. Bir noktasına bakıyorum arkadaşlar. Soldan sağdan limit var ama o noktadaki değerine de bakıyorduk süreklilikte. O noktadaki değeri bizi farklı bir yere götürüyor. Yukarıdaki bir değere götürüyor. Dolayısıyla orada da süreklilik yoktur deriz. Bu iki noktada sürekli değildir. Yani b eşittir. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelmiş oldu. Sürekli olduğu halde türevli olmadığı noktaların apsisleri toplamı demiş. Sürekli olacak ama türevli olmayacak. Şimdi arkadaşlar eksi 2 noktasında ve 1 noktasında zaten sürekli olduğunu söylemiştik. Türevli olmayan noktalar hangileriydi? Eksi 2, 1 ve eksi 4'tü. Zaten bunlardan eksi 2 ve 1 sürekliyse geri kalanları sürekli olduğu halde türevli değildir. Geri kalan hangi nokta var sadece? Eksi 4 noktası var. Bu sürekli olduğu halde türevli değildir. O zaman C'nin de eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bunların toplamını istiyor. Eksi 5, eksi 1 daha, eksi 6, eksi 4 de buradan. Eksi 10 gelir. Cevabımız Adana seçeneği. Burada bir fx parçalı fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Birincide demiş ki A seçeneğinde f'in türevinde 3'e sağdan giderken sonuç 2 olur. 3'e sağdan gittiğimizde hangisiyle karşılaşıyoruz arkadaşlar burada? Alttaki fonksiyonla karşılaşıyoruz. Bunun türevini almamızı istiyor. Bunun türevini aldığımızda f'in türevinde x eşittir 2 olarak geldi. Buraya biz 3'e sağdan gittiğimizi yazdığımızda da yine sonuç değişmeyecektir. Çünkü x'e bağlı değil burada. Yine 2 olarak gelecektir. Yani A seçeneği doğrudur arkadaşlar. B seçeneğine bakalım şimdi. B seçeneğinde demiş ki 3'e soldan git. 3'e soldan gittiğinde hangisini kullanacağız? Şunu kullanacağız. Bunun türevini almamızı istiyor. O zaman diyorum ki f'in türevinde x eşittir 2x olarak gelir. Ve 3 yazmamızı istiyor. Şöyle f'in türevinde 3'e soldan giderken 2 çarpı 3 yazacağız. Bu durumda 6 olarak gelir. O zaman bu da doğru olarak verilmiştir. Bu da gitti. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar. Demiş ki f'in türevine
F'in türevinde 4'ü sormuş bize. F'in türevinde 4'ü soruyorsa 3'ten büyük olduğu için şu alttakini kullanmamız gerekiyor yine. Bunun türevini aldığımızda ne gelecektir? F'in türevinde x eşittir 2 olarak gelecektir. Bu durumda f'in türevinde 4 yine 2 eşittir diyebiliriz. Bu da gitti. D'ye bakıyorum arkadaşlar. D seçeneğinde 2'ye soldan git diyor. 2'ye soldan gittiğimizde ya da sağdan gittiğimizde fark etmez. 3'ten küçük oluyor. Yani şu en üsttekini kullanmamız gerekiyor. Burada f'in türevinde x ne olacaktır? X karenin türevi 2x oldu. Burada 2 yazmamızı istiyor. Dolayısıyla 2 çarpı 2'den 4 olarak gelmiş oldu. Bunu da eledim arkadaşlar. E seçeneği kaldı. E seçeneğinde demiş ki f'in türevinde 3 eşittir 9 demiş. Şimdi f'in türevinde 3'ün 9'a eşit olması için limitinin olması lazım bu noktada ve limitlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. 3 noktasındaki limiti olacak ve birbirine eşit olacak. Bakalım bunlar birbirine eşit olarak geliyor mu arkadaşlar? Şimdi ben buraya soldan bakacağım ve sağdan bakacağım. Ne geldiğini görmeye çalışacağım. Şimdi soldan baktığımda x'e 3'e soldan gittiğimizde x kare olarak geliyor. Sağdan gittiğimizde ise 2x artı 3 olarak geliyor. Burada x yerine 3 yazdığımızda 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 artı 3 geldi. Yani 9 eşittir 9 olarak geldi. Limiti var, tamam. Demek ki türevlenebilir diyebiliriz. Hatta x eşittir 3 noktası da 9'a eşittir. Bu durumda sürekli olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki türevlenebilir. Türevini aldığımızda peki soldan ve sağdan türevini aldığımızda bunlar birbirine eşit oluyor mu? Soldan türevini aldığımızda arkadaşlar x karenin türevi ne olacaktır? 2x olacaktır. Sağdan türevini aldığımızda direkt 2 olarak gelecektir. X yerine 3 yazdığımızda ise 2 çarpı 3 eşittir 2 olarak geldi. Bu da 6 eşittir 2 oldu. Bu şimdi doğru mu? Değil tabii ki. O zaman demek ki burada türevini alamıyoruz. Cevabımız Edirne seçeneği oluyor. Y eşittir fx fonksiyonu x eşittir a noktasında süreklidir. Şimdi bu sürekli olması ne anlama geliyordu arkadaşlar? Şu anlama geliyordu. Soldan yaklaştığımızda ve sağdan yaklaştığımızda aynı değeri gösterecekti. Yani şöyle söyleyeyim. X a'ya soldan gittiğimizde fx eşit olmalıydı. X a'ya sağdan gittiğimizde fx'e aynı zamanda bunlar da eşit olmalı. O noktadaki değere yani f a'ya eşit olmalı. Eğer bunlar sağlanıyorsa biz buna süreklidir diyoruz. Peki buna göre demiş x eşittir a noktasında türevi vardır diyor. Şimdi grafik üzerinden düşünecek olursak arkadaşlar şöyle bir sıkıntı karşımıza çıkabilir. Grafikte mesela şöyle bir grafikle karşılaşırsak bu mesela süreklidir. Bu grafik sürekli bir grafiktir. Ancak keskin geçişler olduğunda türev yoktur diyorduk biz buna. Dolayısıyla bu keskin geçişteki bu ihtimal söz konusu olduğundan dolayı yani sürekli olduğu halde türevli olmayabilir. O yüzden bu kesinlikle doğrudur diyemem. Birinciyi eledim. İkinciye bakıyorum. X eşittir A noktasında limiti vardır. Arkadaşlar limit demek zaten şurası demek değil mi? Şurası demek değil mi? Dolayısıyla ben sürekli sağladığımda direkt burada zaten sağlanmış oluyor. O zaman derim ki evet. Süreklilik varsa limit kesinlikle vardır. Üçüncü de demiş ki sağdan giderken soldan giderken ve f a noktasında bunlar birbirine eşittir. Sürekliğin tanımı buydu zaten, bunu sağ tarafa yazdık. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğrudur. Cevabımız da 2 ve 3'ten Edirne seçeneği olur.